Meslektaşım, sevgili meslektaşım diyor ya, devlet bunu fonlamalı. Hı hı. Çok da kolay evlilik harcı alsınlar, bir bütçe erkekler oluşur. Devletten zengin değil, neticede boşadıkları karılarına da, bu tam onu değil, anlıyorum değil mi? İşsizlik maaşı. Boşadıkları karılarına bu kadar devlet uzun bir fon ya. Ayarlasın ve nafakaları devlet tarafından ödensin. Yahu elinizi vicdanınıza koyun. Siz baştan bir akit kurarak evleniyorsunuz. Ben seni istedim, sen beni istedin, evlendim değil mi? Hı hı. Devlet bu işe ne karışır Allah'ını severseniz yoksulluğa ya. Yoksulluğa karışacak devlet. Hayır, hayır. Siz evlendiğinizde, o sorumluluklarınızı bilerek evleniyorsunuz. Yani ben boşanırsam her şey bu kadına her ay devam ölene kadar nafaka ödeyeceğim sorumluluğuyla mı şöyle, evleniyor bu adamlar? Şöyle, eğer kadın mağdursa gerçekten evet bakacaksınız. Bakacaksınız çünkü evlenirken bunların, bu hayatın bir süre sonra sonlanabileceğini, karınızı madem öyle bir şekilde çalışma hayatına sokacaksınız. İyi günde kötü günde. Aynen öyle. Adamın bir numaralı işi. Olacaksın. Hayır, çok güzel, hiç, emeklilik. Hiç öyle demiyorum. Aynen ayı ödeyeceksin. Asla öyle demiyorum. Siz. Eşit kusurlu olsan da hayır, ödeyeceksin. Asgari ücretle çalışsan da ödeyeceksin. Çalışmasan da ödeyeceksin. Sen bunu her türlü ödeyeceksin. Evlenir evlenmez kadına diyorsunuz ki, çok örnekleri vardır, çalışamaz. Kadını çalıştırmayacağım. O zaman yok mu? Vardır. Tazminata hükmedilir. Tazminata hükmedilir ayrı mesele. İş hayatından, toplumsal hayattan uzak kalmış bir kadının sonra iş hayatına adapte olması kolay bir şey mi? O açıdan kolay bir şey mi? Kolay değil ama çalışmayan adamın nafaka ödemesi. Hayır efendim, çalışmayan adam gelebilir diye bir şey yok. Adam çalışacak. Bir defa adam çalışacaksa kadın da fiziksel çalışacak. Fiziksel olarak arada dağlar kadar fark var. Bir de dediğim gibi adam sabah evden çıkıyor, bir yığın insanla istişare ediyor. Her şeyin farkında. Hanımı nasıl boşarım, nasıl ederim, malı nasıl kaçırırım, bunların hesaplarını gayet güzel yapıyor. En kötü gider pazarda limon satıyor işte adam, işsiz bile kalsa. Hadi kadına yaptırın bunu. Tamam, kadının sosyal hayatta var olması amaç değil mi? İş hayatında var olması amaç değil mi? Madem dolayısıyla öyle, neden İşkur desteğini konuşmuyoruz, neden öyle, meslek edinmeyi konuşmuyoruz? Tam o noktada şunu söylüyorum. Neden özgür i̇şte, kadını konuşmuyoruz, bakın, da bağlı kadını konuşuyoruz? Kadınları o hale getirelim. Kadınları toplumsal olarak şu cinsiyet evet, eşitsizliğinden bir kurtaralım. Evet, onu yapalım. Bu nafaka meselesini sonra konuşalım. Nafakanın konuşulma dönemi bu dönem değil. İşte onun yapılması değil için bunun yapılması bunun gerekiyor. Bunun herkes bir farkına varması lazım. Dönem bu dönem değil arkadaşlar. İşte biz de diyoruz ki nafaka öyle haybeye kalkmasın ortadan. Nafakayı kaldırırken kadını da bu şekilde destekleyin. Şimdi iki tane örgüt, üç tane platform. Olsun. Boşanmış insanlar efendim derneği. Üç kişi, üç dernek, üç platform bir araya geldi var, diye. Geldi platform diyorum. Geldi ve yasa değiştirsin dedi diye biz 88'den beri devam eden bir yasayı mı değiştireceğiz? Şimdi